Merhaba arkadaşlar, bugün 13 Ekim 2018 saat 21.44 itibariyle Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Analize uzun vadeden başlayıp günlük grafiğe doğru gideceğiz. Yani aylık grafiklerden başlayacağız incelememize. Günlük grafikte de özellikle orta vadede oluşan üçgen sıkışması, üçgen formasyonu üzerinde duracağım arkadaşlar. İsterseniz hemen teknik analizimize başlayalım. Ekranda Bitcoin'in aylık grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bitfinex borsasından gelen veriler üzerinden logaritmik ölçek üzerinde analizimizi yapıyoruz. Burada çok uzun vadeli 2012 Mayıs ayından itibaren başlamış olan yükselen bir trend çizgisi var. Bu trend çizgisi henüz test edilmiş değil. Bu ay için test edilmesi durumunda, yani Ekim ayında test edilecek olursa 5.200-5.300 dolar civarlarında destek gösteriyor. Eğer bu ay içerisinde bu seviyeleri görmezse Bitcoin fiyatları önümüzdeki ay içinde arkadaşlar 5.700 dolar seviyelerinde destek verecek. Yine bir sonraki aya sarkacak olursa, bu trend çizgisinin test edilmesi Aralık ayına sarkacak olursa da 6.100 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu yükselen değerlerin sebebi yükselen trend çizgisinin eğiminden kaynaklanıyor. Yani zaman ilerledikçe daha yüksek değerlerde destek verecek. Dolayısıyla bu önemli bir trend çizgisi bence. Yani bu trend çizgisi çalışırsa, buradan destek bulursa, bakın şurada yaklaşık 2 seneye yayılmış, 1,5-2 seneye yayılmış bir trend çizgisi üzerinde hareket etme durumu yine söz konusu olabilir. Tabii daha kısa da sürebilir bu trend çizgisini test etme durumu ve fiyatların yönü yukarıya gidebilir çalışırsa bu trend çizgisi. Eğer ki fiyatlar bu trend çizgisinin altına gelecek olursa, sarkacak olursa, o zaman başka trend çizgilerimiz söz konusu olacak. Onları da ayrıca analizini yapacağız arkadaşlar. Şimdi aylık grafikte hemen Heikin Ashi incelemesi yapmak istiyorum ben. Burada gördüğünüz gibi Heikin Ashi'de hala kırmızı aşağıya sarkmış kırmızı mumları görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Heikin Ashi'ye göre aylık bazda henüz al sinyali gelmiş değil. Hemen indikatörlere bir bakalım. MACD'de arkadaşlar aşağı yöndeki hareket devam ediyor. Göstergesinde aşağı yöndeki harekette bir ivme kaybı var. Hafif de olsa, çok hafif de olsa bu ay için, ama yeterli değil henüz. Yine RSI'nin da önemli destek seviyelerine geldiğini görebiliyoruz. Bir önce görmüş olduğu dip seviyelere, bu dip seviyeyi aşağıya kıracak olursa aylık grafikte arkadaşlar, ki bunun değeri de yaklaşık 52-53 puan seviyeleridir. Bu seviyelerin altına geçecek olursa RSI, o zaman Bitcoin'deki satışlar da sertleşebilir. Tabii RSI'yi o durumda şu değerlerine kadar takip etmekte fayda var. 44 puan değerlerine kadar takip etmekte fayda var. Zira burada da yine destek seviyesi mevcut. Diğer taraftan stokastik RSI'nin de aşırı satış bölgelerinde içinde bulunduğumuz ay itibariyle biraz daha sat sinyali eğilimini artırdığını görüyoruz. Dolayısıyla henüz al sinyali vermiş değil. Özetle aylık grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar, Bitcoin'de uzun vadede yatırım yapabilmek için al sinyali henüz gelmiş değil. Tabii al sinyalini almamız için arkadaşlar, bunu gerçi birazdan günlük grafiklerde daha net bir şekilde göreceğiz, ama şu düşen trend çizgisinin de yukarıya kırılması gerekir. O yüzden bu düşen trend çizgisini ve yükselen trend çizgisinin sağlayacağı destek seviyelerini takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen haftalık grafikteki duruma bakalım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz grafikteki her bir mum bir haftaya tekabül ediyor. Biraz önce çizmiş olduğumuz düşen trend çizgisi aslında burada daha net bir şekilde görülebiliyor arkadaşlar. Haftalık grafikte bu düşen trend çizgisinin yukarıya kırılması gerekiyor. Bu önemli bir düşen trend çizgisi. Bunu takip etmekte fayda var. Yine bu hafta için işte 5.250 dolar seviyelerindeki destek seviyemizi görüyoruz. Bu destek seviyesi arkadaşlar yükselen trend çizgisinin bize sağladığı destek çizgisi. Dolayısıyla buranın takip edilmesinde fayda var. 5.250 dolara gelecek olursa tabii. Haftalık grafikte bir de üstsel hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Burada mavi ile gördüğünüz hareketli ortalama 9 günlük. Kırmızı ile görmüş olduğunuz hareketli ortalama 21 günlük. Burada 21 günlüğün çok iyi bir şekilde test edildiğini görüyoruz. O yüzden 21 günü seçtim arkadaşlar. Bunu tabii farklı kombinasyonlarda, özellikle de ben şahsen Fibonacci sayılarını kullanarak deniyorum. genelde. Tabii bu 9 günü mesela 8'e 21 şeklinde de yapabiliriz. 2 tane Fibonacci sayısı olarak. 8 yaparsanız da çok fazla bir şey değişmiyor arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu anda içinde bulunduğumuz hafta itibariyle hala sat sinyalinin devam ediyor olması ya da al sinyali gelmedi arkadaşlar. Heikin Ashi incelemesi yapalım, burada ne durumdayız diye. Haftalık grafikte yine yukarı sarkmış bir yeşil mum gelmediği için arkadaşlar burada da haftalık grafik itibariyle de Heikin Ashi açısından da henüz al sinyali almış değiliz. Hemen bir de Bollinger Bands incelemesi yapalım haftalık grafikte arkadaşlar. Bollinger Bands'in de orta çizgisinin gerçekten de bu hafta içinde hemen hemen test edildiğini görüyoruz. Orta çizgisi 6.782 dolar seviyelerinde. Buraya yaklaşmış, işte 6.718 doları görmüşüz en fazla bu hafta, geçtiğimiz hafta itibariyle. Ama burayı kırmış gibi gözükmüyor. Dolayısıyla bu orta çizgide karşılaştığı dirençten sonra da Bitcoin fiyatları tekrar yönünü aşağı çevirmiş durumda. İndikatörlere bakalım haftalık grafikte. MACD'de çok zayıf da olsa bir al sinyali gelmeye başlamış arkadaşlar ama bu çok da net, kuvvetli bir alış sinyali değil MACD açısından. RSI yine yatay seyrine sürdürüyor gibi. Burada da aslında günlük grafikte birazdan göstereceğim size, üçgen formasyonunu destekler nitelikte göstergeler hareket ediyor. Burada en olumsuz şey bence stokastik RSI'de yaşanıyor. Stokastik RSI sat sinyalini biraz güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla haftalık bazda düşüşün devam etme olasılığı yüksektir arkadaşlar. Günlük grafiğe bakalım. Düşen trend çizgimizi biraz daha şu şekle getirebiliriz. Burada şu kısımlarda test edilmiş, burada test edilmiş ve şurada test edilmiş şeklinde değerlendirebiliriz logaritmik ölçekte. Bu düşen trend çizgisinin yukarıya doğru kırılması gerekir. Bahsetmiş olduğum üçgen formasyonu arkadaşlar, aslında şu düşen trend çizgisini kaldıralım. Şöyle bir üçgen formasyonundan bahsediyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu üçgen formasyonunun artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yani yakın bir zamanda, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Bitcoin fiyatlarında sert bir hareket gelebilir. Bunun yukarı mı olacağını, aşağı mı olacağını aslında indikatörlerden olasılığını indikatörlerden anlamaya çalışacağız. Ama haftalık grafikte biraz önce stokastik RSI'de aşağı yöndeki hareketin kuvvetleniyor olması açıkçası bu üçgen formasyonunun aşağı yönde kopma ihtimalini artırıyor. Yalnız söylediğim gibi bizim uzun vadeli yükselen trend çizgimizin sağlayacağı destek seviyeleri artık günler ilerledikçe yukarılara da çıkıyor arkadaşlar ve çok önemli olan seviye bence 5400 dolar seviyesi. Tabii şu anda da 6.300 dolar seviyesinde olduğumuzu da düşünürsek 5.400'e yaklaşık 900 puanlık bir marj var. Bu da yaklaşık %15'lik bir geri çekilmenin daha olabileceğini bize gösteriyor. Tabii bu kesinlikle olacak demiyorum, olma ihtimali var diyorum. Şimdi bu üçgen formasyonunun peki indikatörler ne diyor, onu bir inceleyelim hemen ve normal grafiğe dönelim. Bu Heikin Ashi'ymiş biraz önceki. Günlük grafikte MACD 2 gün içerisinde tekrar kuvvetli bir şekilde sat sinyali üretmiş arkadaşlar. Bu 2 gün önceki sert düşüşle birlikte MACD göstergesi de negatife geçmiş. Ortalamaları da sat sinyali üretmeye çalışıyor ve üçgen formasyonun alt çizgisinin üstünde, hemen üstünde fiyatlar yer alıyor arkadaşlar. Burayı takip etmekte fayda var. Üçgen formasyonunun aşağı yönde kırılacağı nokta 6.150 dolar seviyeleridir. Tabi buraya makul bir seviyede de stop koyarak, stop loss koyarak takip etmekte fayda olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sadece benim kendi fikirlerim. Bu seviyenin yani 6.160-6.150 dolar civarlarının buranın altına kırılması, geçilmesi durumunda arkadaşlar göstergeler de daha olumsuz bir şekilde gelecektir. Dolayısıyla Bitcoin'deki düşüş bu yükselen trend çizgisinin test edilmesine kadar devam edebilir. Bu da 5450-5500 puan seviyelerine denk gelebilir arkadaşlar. MACD üzerinde şu şekilde bir önceki teknik analiz videosunda da paylaşmış olduğum şöyle bir üçgen formasyonu, buradaki üçgen formasyonunu teyit eder nitelikte arkadaşlar. Böyle bir sıkışmadan bahsetmiştim. Tabii bu 2 günlük aşağıya sarkma şu yükselen trend çizgisini MACD için, Bunu aşağı yönde kırmış gibi gözüküyor. Tabii bunun devamı gelecek olursa arkadaşlar bu takdirde düşüş daha da sertleşebilir, biraz daha sertleşebilir. Yine RSI'de de şu şekilde bir yükselen trend çizgisi ve şuradan başlamış olan bir düşen trend çizgisi, buradaki üçgen formasyonu da aşağıya kırılmış gözüküyor RSI için ve önemli seviyelerde arkadaşlar bir önceki dip seviyelerine gelmiş durumda. Buradan hafifçe bir destek almış gibi gözüküyor. Bu seviyenin RSI için 35 seviyesinin altına geçilmesi durumunda Bitcoin'de satışlar yine sertleşebilir. Yine düşüş olma olasılığını artıran diğer bir indikatör ise stokastik RSI. Bu da aşırı satış bölgelerini son 2 gün içerisinde tekrar geçmiş. Bu satışların hızlanabileceğini gösteriyor bize. Hızlanmadan kastım artık yani nominal değerler de Bitcoin'de düştüğü için arkadaşlar, yani 6300 puan gibi bir şeylerden bahsettiğimiz için önceden 18000, 15000 puanlardan bahsediyorduk. Oralardaki o puanlardaki %10'luk bir düşüş 1500 puandı, 1700 puandı, 1800 puandı ama şu anda %10'luk bir düşüş dediğimiz zaman arkadaşlar bu 600 puana tekabül ediyor. Dolayısıyla düşüş marjları azaldı anlamına geliyor. Daha küçük nominal değerlerde kayıplar söz konusu. Tabii uzun vadeli yükselen trend çizgisi de eğer çalışırsa arkadaşlar burada geçen yani aşağı yöndeki hareket için zarar anlamında marj oldukça azalmış gözüküyor. Bitcoin'in günlük grafiğinde hemen bir de Bollinger Bands incelemesi yapalım. Burada durum nedir diye. Bollinger Bands'te son derece sıkışmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sıkışmanın sonucunda da bu son 2-3 günlük hareket itibariyle de aşağı bant test edildi ve fiyatlar onun altına da indi. Tabii burada eğer hareket aşağı bant üzerinde devam edecek olursa da yani Bollinger Bands'in ağzı açılacak olursa arkadaşlar sertleşebilir fiyat düşüşü. Dolayısıyla indikatörler bence daha doğru yönlendirebilir. MACD olumsuz, RSI çok olumlu değil arkadaşlar. Yataya gibi dönmüş ama stokastik RSI'de yine olumsuz gözüküyor. Hemen bir de günlük grafik üzerinden üstel hareketli ortalamaları inceleyelim arkadaşlar. 2 tane üstel hareketli ortalama attım grafiğin üzerine. Bunlardan birisi 55, diğeri 144 günlük. Bunlar niye 55 ve 144? Fibonacci sayıları ve 144 günlük Fibonacci sayısına göre üstel hareketli ortalamanın iyi bir şekilde çalıştığı da buralardan görülebiliyor arkadaşlar. Test edilmiş çok da güzel bir şekilde 144 günlük üstel hareketli ortalama. Ve bunun devamında bugünlere bakacak olursak da mavi çizgi kırmızı çizginin altında hareket etmeye devam ettiği için de arkadaşlar üstel hareketli ortalamalar anlamında fiyatların da yine mavi çizgiden dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiğini görebiliyoruz. Ve üstel hareketli ortalamaların yönü de aşağı yönde ivmelenmiş durumda arkadaşlar. Bunların mavi çizginin kırmızının üzerine geçtiği noktada ki bu üstel hareketli ortalama ikilisi çok nadir bir şekilde al sinyali üretiyor. Ve şu anki durumla baktığımız zaman da hala al sinyali üretilmiş değil. Al sinyali üretmesinin koşulu mavi ile gösterilen 55 günlük üstel hareketli ortalamanın tekrar kırmızı ile gözüken 144 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine geçmesi koşulunun gerçekleşmesi arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili teknik analizim benim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.